Kırmızı Kasklı Adam ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda görmüş olduğunuz Yamaha R25'in yağını ve yağ filtresini değiştireceğiz. Daha sonra ön fren balatasını değiştireceğiz ve son olarak zincir yağ bakımını yapacağız. Zincirini temizleyeceğiz. Daha sonrasında Motul'ün C1 ve C4'ünü kullanarak yağ bakım işlemini tamamlayacağız. Hadi hep birlikte başlayalım. İsmail kardeşim anlat. Evet, yağ değiştirmek için ilk önce bir tane yağ dökeceğimiz bir tane kap lazım. Bir beşlik kaptan kesip kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi beşlik onun kaptan kestik. Parçaları getir abi. Ne malzemeler lazım bize? Motul 7100. 10-40. Ya bu kendi seçimimize göre değişebilir. Ama en iyisi motor olduğu için biz genelde motor alıyoruz. Motul'ün reklamında yaptın yine İsmail. Yamaha orijinal yağ filtresi. Orijinal kullanmaya özen gösteriyoruz. Onun evet. Haricinde yine servisten tapa pulunu alıyoruz. Tapa pulunu her değiştirdiğinizde değiştirin arkadaşlar. Aynen. Çünkü alt tapa eziliyor. Sızıntı yapmaması için yenisini takmak daha mantıklı. Zaten 10 lira 20 liralık bir parça. EBC'nin HH serisi balatasını aldık. Sinterli olanını kullanmayı düz tercih düz çevirir misin? Gördüğünüz gibi. Bunlar tam sinterli. Daha performanslı oluyor diğer balatalara göre. Biraz pahalı ama can güvenliğiniz bunlar emanet olduğu için EBC'nin HH serisini kullanmanızı tavsiye ederiz. C1 ile C4 Motul'ün biri temizleyici, biri yağlama özelliği var. C1 ile temizleyeceğiz. C4 ile yağlayacağız. Aynen. Şimdi yağımızı boşaltalım. Ne lazım? 12 lokma mı lazım? 12 lokma lazım. Bir tane cırcır kolu lazım. Motosikletten motosiklete değişiyor. Benim motorda mesela 17 lokma ile açıyorduk. Şurada görmüş olduğunuz tapayı açacağız. Buradan yağımızı boşaltacağız. Ben zaten gevşetmiştim bunu. Aferin. Çalışkan adam ya. Bunu açar açmaz yağ gelmeye başlayacak. Onun için hemen altına koyup hazır edelim. Evet, geldi. Evet, şimdi süzülmesini bekleyeceğiz. Tapayı gösterelim. Dediğim tapa pulu da bunun üzerinde. Bu zaten ezilmiş artık. Yani bunu kullanmanızı tavsiye etmem. Yeni bir tane tapa pulu koyup işinizi garantiye alın. Yağ oradan sızdırmasın. Bakın yamulmuş zaten. Bu artık işlevini bitirmiş. Bunun tapada mıknatısı yok gördüğüm kadarıyla. Yağ filtresine bakacağız. Bakalım yağ filtresinde mıknatıs var mı? Tapa pulu burada tapa arkadaşlar. Pulu bak, ezilmiş gördüğünüz gibi. O yüzden bunu yeniliyorsunuz her seferinde. Daha önce zaten yağ değişim videosu GSX R1'inde çekmiştim. R25'in de çekelim istedik. Hazır değiştirirken. Bu böyle iyice süzülecek. Süzdürdükten sonra buradan işkence yöntemiyle bu yağ filtresini gevşetiyoruz arkadaşlar. Ben gevşettim biraz. Yine altında şeyimiz yine altında olsun. Çıkartırken kabımız altında olmaz. Bunu böyle çıkartıp alıyoruz. Bu artık çöp. Evet, yağ filtremiz çöp. At gitsin baba. Kamu spotuna hoş geldiniz. Arkadaşım kamu spotu yapma. Anlat. Şimdi bunu süzdük arkadaşlar. Burada bir püf nokta var. Bunu süzdükten sonra bunu götürüp çöpe atmıyoruz. Ben bir önceki motorda değiştirdiğim yağı burada bekletiyordum. Şimdi bunu da tekrar buraya dolduracağım. Bunu ya yağ atık merkezine bırakmanız lazım ya da sanayide gidip birine rica edip sanayideki otosanayide birine bırakabilirsiniz. Bunları kesinlikle çöpe atmayın. Doğaya da karışmaması gerekiyor bunların. Bir tane huni lazım bunun için. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Civatamızı temizledik. Tapa pulunu takacağız. Buna dikkat ederken bir tarafı düz. Düz olan taraf, bu yamuk olan taraf ön tarafta kalacak ki ezilerek orada bir pul görevi görsün. Güzel bilgiler bunlar. Hadi tak bakalım. Orayı temizliyoruz güzelce. Yağımızı iyice süzdürdük. Balata spreyimiz var mı? Balata spreyimiz maalesef yok. Balata spreyi de alırsanız orayı balata spreyiyle güzelce temizlersiniz. Motor ısındığında koku yapmaz. 12 lokmayla sıkıyoruz arkadaşlar. Ne kadar sıkacağız derseniz kullanım kılavuzunda tork anahtarı da kullanıyorsanız torkuna göre sıkabilirsiniz. Tork anahtarı yok kardeşim bizde. Yere kadar. Bilek gücü var. Çok da tabii asılıp bunu buradan kopartmayın. Hadi bakalım geldik yağ filtresine abi. Bu yağ filtresini direkt takmıyoruz. İçine yağ dolduruyoruz önce. Motor çünkü yağ çekene kadar yağsız çalışmasın diye. İçindeki süngerler iyice çekecek. 7100 en sevdiğim yağ. Motul sana sesleniyorum. Sponsor ol bize. Koyup bekliyoruz. İçindeki bak baloncuk baloncuk çekiyor. Yapıyor zaten. Yavaş yavaş doldura doldura. Ağzına kadar dolduracağız onu. Gres yağı var mı? Var var üstünde. Kendi evet. Gresi var. Ama sen yine burayı da 7100 ile şöyle aynen. Güzelce kenarlarını yağlıyoruz. Yani bunun amacı ilk marş bastığımızda yağsız kalmasın. Yağlamayı motor filtreye doldurmaya çalışırken o ara kendisi yağsız kalmasın diye. Evet bu doldu. Daha fazla doldursak takarken zaten şey yaparız. Dökülür bu sefer. Şu ayar yeterli. Evet yağ filtresini yerine takıyoruz. Tak kardeşim. Olmadı. Başaramadık abi. Başaramadık abi. Deliği tutturamadın İsmail. Vallahi ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ama açımız bu kadar. Daha düzgün bir açı bulamadık. Elimizle sıkıp öyle bırakıyoruz. Yolda açılıyor kendi kendine. Aynen. Otobanda gazlarken bakıyorsun. Başımıza geldi. Ahmet abiye buradan selam olsun. Selamlar olsun. Şimdi kelepçe yardımıyla onu iyice sıkacağız. Tabii yine
ölümüne sıkmayacağız. Sonuç olarak 2000 kilometre, 3000 kilometre sonra bu yağ filtresi yine değişecek arkadaşlar. Ayarını da kaçırmayın. Tamam, sıkıldım. Yağını dolduracağız. Yağ dolum tapası burası. Evet, burayı açtık. Onun için de güzelce sil bezle. Sileceğiz, temiz bir bezle. Evet. Bezimiz çok temiz. Şimdi burada önemli olan nokta. 2.1 litre yağ alıyor. Filtreyle beraber 2.1 litre. Toplam 3 litre aldınız. Yedekte bulunacak 900 mg eksiltme vesaire olduğu durumlarda yine oradan takviye yapılır. Şimdi 2100 mg koyduk. Full gösteriyor. Gösterge full. Çalışınca o çekecek. Kapağını kapat abi. Bir marş yapalım. Şimdi arkadaşlar çalıştırdık. Daha sonrasında istop ettik. Bekledik süzülmesini. Süzüldükten sonra bak şurada bir altta çizgi var. Çentik var burada. Bir de burada var. Bu ikisinin arasında olması gerekiyor. Yani şu anda doğru seviyede 2100 mg zaten doldurduk. R25'lerde buradan bakabilirsiniz. Şu iki çentik arasında olması gerekiyor. Yağınızın seviyesinin tam olması için. Yağ bakım işlemimizi bitirdik. Şimdi balataları değiştireceğiz. Ön fren balatamızı daha doğrusu. Çünkü arka freni daha yeni değiştirdik. Zaten tek disk bunlar biliyorsunuz. Bunun fren balatasını sökmemiz için burada iki tane tors anahtarı var. Bunları açmamız gerekiyor. Kopça var burada. Kopçayı karga burun bir penseyle ya da normal penseyle hafifçe çektiğimiz zaman kurtulacak şeyinden gelecek ileriye doğru. İki tane var. Bir bu tarafta var, bir bu tarafta. İkisini de sökmemiz lazım. Evet, karga burun penseyle arkadaşlar tutuyoruz ucundan. İki tane kopçası var. Çektik, birincisini aldık. Sağlam bir yere koyalım, kaybetmeyelim. Alıyorsun. Alamadık. Alamadım. Evet, geliyor, az kaldı. Karga burun da maşallah kardeşim. Paslanmış. Şeyden mi kalma? Osmanlı'dan mı? Su görmüş herhalde. Evet, ikisini de aldık çevire çevire. Hafifçe alıyoruz. İlknur teyze videonun ortasına giriş yaptı. Tabi bunu çıkarmadan pistonu ilk önce geri itmemiz lazım. Tornavida da yardımıyla iki balatanın arasından ittireceğiz. Arkadaşlar balataları çıkarmadan pistonlara zarar vermemek için sağlam tornavida da lazım. Buradan pistonları geri iteceğiz. Yeni takacağımız çünkü balatalar buraya sığmaz. Evet. Aradan kastırıyoruz tornavida ile. Arayı genişletiyoruz yani. Zaten çıkıyor ondan sonra. Şöyle gösterelim. Değiştirdik. Yani bitmemiş çok aslında ama marka da yazmıyor üstünde. Ne olduğu belirsiz bir fren balatası. Yüksek hızlarda yavaşlatmasında problem vardı. O yüzden değiştirme gereği duyduk. Şimdi abi yeni balatalarımızı açıyoruz. Açmadan önce bunun içini temizliyoruz. Onun içini önce WD-40 sonra balata spreyi ile güzelce temizliyoruz abi. Şöyle gördüğünüz fırça gibi. Fırça yardımıyla da temizleyebiliriz. Mükemmel. Bir tarafı oturtturduk şimdi abi. Bir tarafını oturtturduk. İlk önce buradan geçiriyoruz arkadaşlar. Bak şurada buradan çentiği var. Sonra ona geçiriyoruz. Buradan yerine getiriyoruz. Şimdi en üstteki söktüğümüz parçayı geri takıyoruz. Söktüğümüz bütün civataları, vidaları, her şeyi balata spreyiyle temizliyoruz. Sökerken söktüğünüz yerin fotoğrafını çekebilirsiniz. Aklınızda daha iyi kalabilir. Nereden söktüm diye ondan sonra düşünmeyin. Yönünü de görmüş olursunuz. Bir tanesi bu tarafta. Şurada duruyor. Diğeri de dış tarafta. Oturdu. Tamamdır. İkisini de taktık. Buradan balataları ayırıyoruz. Pistonu zaten geriye etmiştik. Diskin girecek alanı burada var. Bunlara noktayt süreceğiz. Bu noktaytın da belli dereceleri var. Yani orta seviyede olanını sürmeniz lazım ki sökerken sökebilirsiniz. Yoksa civata kaynar, oraya geri sökemezsiniz. Bunlar frenlerin civataları olduğu için noktay sürmenizi tavsiye ederim. Titreşimde gevşememesi adına. Bir sırasına şöyle bir şey sürseniz yeterli oluyor arkadaşlar. O zaten içeride dağılıyor. Döne döne gittiği için her yere eşit düzeyde dağılıyor. Altı tutturacağız, sonra üstteki civatayı sökeceğiz. Ona da noktay sıkacağız. Bunları sıkarken de arkadaşlar ilk önce boşluklarını alıp yavaş yavaş ikisini de aynı seviyede sıkmamız lazım. Eşit seviyede. Tekini sıkıp ondan sonra diğerini sıkmayın. İkisinin de boşluğunu aldım elimle, cırcır yardımıyla. Abi neden buna cırcır demişler? Bundan dolayı. Evet, yine çok fazla abanmadan ikisinin de sıkıldığından emin oluyoruz. Ve fren bakımı bitiyor. Hadi bakalım. İsmail Usta bu işi de bitirdi. Son olarak zincir bakımımız kaldı. Zincirimizi temizleyeceğiz, yağlayacağız, videomuzu kapatacağız. Son bir dipnot ekleyelim fren balatasıyla alakalı. Pistonları komple geri ittiğimiz için şu an frenler tutmayacaktır. Sıkıyorum. Komple dibe kadar gitti. Yani bunu değiştirdikten sonra yola çıkıp direkt gazlamayın.
Sonra fren bulamayabilirsiniz. Bunu yavaş yavaş yapacağız. Bakın şişti. Pompalayacağız biraz. Pompalayacağız. Pistonlar, balataları itti. Yerine geldi. Yine ama çıktıktan sonra yine ilk bir 10-15 kilometre bir dikkatli olun. Zaten bir alışma süresi var balataların. Eski fren performansında olmayacaktır belli süre. Hadi bakalım zincire geçelim. Motorumuzun zincir yağ bakımına geçiyoruz. Bize lazım olan malzemeler. Öncelikle C1. Bununla temizlemesini yapacağız. Zincirimizi temizleyeceğiz. Tabii temizlerken böyle bir fırçaya ihtiyacımız var. Bu fırçayla zincirimizi güzelce aralarına kadar temizleyeceğiz. Daha sonrasında da C4 ile silikon bazlıdır bu. Silikonlu olmasından dolayı sıçratma yapmaz. Yalnız şu dipnotu vereyim. Motorunuzu zincirini yağladıktan sonra bir gün beklemeye alın. Yağ iyice yapışsın. Daha sonrasında sağa sola sıçrama yapmaması adına bir gün bekletirseniz daha iyi olur, daha verimli olur. Şimdi başlayalım temizlemeye. İsmail bunlar kardeşim eklemek istediğin bir şey var mı? Set halinde satılıyor zaten bunlar. Set halinde de var. Parça parça da alabilirsiniz. Tanesi şu anda 75 lira olmuş. Bilginiz olsun. 140-150 liraya set halinde alabilirsiniz. Aynen öyle. Set olarak 150 liraya alabilirsiniz. Yayını 6 ay sonra izlerseniz 200 lira olacak. Devamlı yükseliyor. Söylediğimiz fiyat yerinde durmuyor. Şimdi orta sehpayı aldık. Paddock stantını aldık. Şöyle altına bir tane bez serdik. Buradan akacak çünkü pislik yere. Yer kirlenmesin diye bezimizi serdik. Abi C1'i sıkmaya başlıyoruz. Motorun sahibi. Bakımıyla bayağı girelim. Bunu sıktık fırçayla. Şöyle. Yine bir tane temiz bezle en son bu C1'i sıktıktan sonra temiz bezle geçiyorum ben. Zincire sarıyorum şu bölümden. Şu bölümden bezi sarıyorum. Sonra çevirmeye devam ediyorum ki iyice üzerindeki eski kirli yağlar kalmaması adına biraz daha sıkalım. Bir tur daha fırçalıyoruz. C1 ile işimiz bitti abi. Fırçanın bu kısmıyla şuradan zincirin aralarına gördüğünüz gibi zincirin aralarını da kardeşim kadrajdan mı çık ya? Fırçanın arka kısmıyla şuradan zincir aralarına sokuyoruz. Yine çeviriyoruz ki aralarındaki pislikleri tamamen temizleyelim. Aslında yaptığımız işlem zincirin üstü değil, içindeki orlikleri temizleyip içini yağlamak. Ön dişlinin o tarafa da C1'i sıkabilirsiniz iyice. O taraflarda iyice temizlenmesi için. İnşallah kaydediyordur Batuhan. Ne pislik aktı be. Bak şuraya akan pislikleri zaten görüyorsunuz. Zincir ne kadar kirliymiş. Şöyle bir tur daha C1 sıkayım ben buradan. Kabası gitsin. Son olarak şöyle bezi zincirin etrafına sarıyorum. Çevir çevir çevir. Hızlanabilirsin. Temiz bir bezle de geçtiğimiz zaman pırıl pırıl çıkacak ortaya. Devam ki. Kahvemizi de burada yudumlayalım. Kahvemiz de geldi. İrfan Can Kahveci'ye selam gönderiyorum buradan. Ezan molası. Oğlum üstüm başım ya. Alnında var zaten ya. Ne demek alnında ya? Simsiye olmuş. Arkadaşlar C4'e geçiyoruz. Yağlamamızı yapacağız ve bitireceğiz. Bu C4'ü sıkmamız gereken yerler şu dış kısımlar değil. Öncelikle bunu bir kafanıza koyun. Bunda önemli olan nokta şu zincirle dişlinin kavuştuğu nokta. Yani o-ringler var içinde. O-ringler yağlansa yeterli oluyor. Bu dış kısımlarına taşmasına gerek yok. Bilginiz olsun. O yüzden bu arka kısımdan o-ringlerin arasına sıkmaya başlıyoruz. Bir yandan da tekerleğimizi döndürüyoruz. Bu işlemi kesinlikle motosikleti çalıştırıp birinci vitese takarak yapmayın. Allah muhafaza elinizi kolunuzu kaptırabilirsiniz. Bir arkadaş vardı öyle parmağını kaptırdı. Yani kötü sonuçlar doğurabilir. O yüzden tamamen manuel yöntemle yapın. Elinizle çevirin. Yağlama işlemimizi de bitirdik. Bu yağlamadan sonra çok acil bir işiniz yoksa bir gün bekletirseniz yağ iyice kurur ve zincirinize yapışır. Sıçrama yapmaz. Bir gün beklettikten sonra kullanırsanız daha faydalı olur sizin için. Yağladıktan sonra tabii bunu sıkarken püskürtme yaptığı için sağına soluna janta veya şaseye sıçrayabiliyor. Bunu da daha önce hani C1 ile temizlediğimiz zincir beziyle tekrardan böyle inceden üzerinden geçersek tertemiz çıkar ortaya. Bugün Yamaha R25'in periyodik bakımlarını bitirdik. Batuhan kardeşime yardımlarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Rica. Çok yardımcı oldu bize. Sağ olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. İknur teyzemin ellerine sağlık diyorum. Yemeklerini yedik, kahvesini içtik. Her şey için teşekkür ediyoruz. İsmail eklemek istediğin bir şey var mı? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kayıp Halka YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kayıp Halka'yı şuraya ekliyoruz. Şöyle yukarıya köşeye bir yere koyuyoruz. Kardeşimizin kanalı. Aynen. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.